Bülent Orakoğlu Oktar Operasyonu FETÖ ile mücadele kapsamında mı yapıldı? Kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen suç örgütüne 11 Temmuz sabaha karşı İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüpheli hakkında görevli savcılığın verdiği yakalama kararı gereği gözaltılar başlatıldı. Şüphelilerle ilgili olarak yakalama ve gözaltıların terör ve mali suçlarla mücadele birimlerinde görevli polisler tarafından yapılması bu suç örgütüne yönelik operasyonun FETÖ ile mücadele kapsamında mı yapıldığı sorusunu sormamıza neden oldu. Zira 15 Temmuz kalkışmasının ikinci seneyi devriyesinden 4 gün önce Anla Noktar suç örgütüne yönelik alınan operasyon kararının zamanlama ve cezalandırma açısından ayrı bir önem taşıdığı kanısındayım. Ülkemizde kolonyalist ülkelerin kontrolünde iki başarısız darbe girişimi ve 15 Temmuz'da kanlı bir kalkışma planlayarak Türk demokrasisini ve bekasını hedef alan FETÖ'cü hainlerin adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştı. FETÖ'cü hainlere yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarla on binlercesi yargı önünde hesaba çekilerek cezaevlerine atılırken yurt dışına firar eden binlerce teröristin de korunup kollandığı ülkelerden Türkiye'ye getirilmelerine yönelik operasyonlarla ve çalışmalar MIT ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından müştereken yapılmaktadır. Bu mücadele sonrasında FETÖ bitme noktasına PKK ve uzantıları ise nefes alamaz bir hale gelmişken Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ ve FETÖ'yü arka planda destekleyen İsrail başta olmak üzere Amerika ile kurduğu açık ilişkiler neredeyse ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Adnan Oktar'a yöneltilen suçlamalar arasında Türkiye'ye dair gizli belge ve bilgilerin İsrail istihbaratı istihbarat örgütü Mossad üzerinden İsrail'e gönderildiği iddiası, örgütten kaçarak itirafçı olan Ceylan Özgül'ün ifadeleriyle örtüşüyor. 90'lı yıllarda İsrail ve Mason karşıtı olarak bilinen Oktar'ın 2010-2011 yıllarından itibaren 33. derece Masonluğa sıçraması Özgül'ü cemaati sorgulamaya itmişti. Bu dönemde kendisinden Amerika'daki önemli düşünce kuruluşlarıyla bağlantı kurulması istenmiş. Kendisine isimleri ve bağlantı detayları verilen özel hedeflerle hiç sorun yaşamadan olağanüstü bir hızda ilişki kurmuş. Bu tip hedef kurumlarda istekleri hiç sorgulanmadan kabul edilmiş. Cemaat tarafından oluşturulan Türkiye'nin siyasi yapısı, sisteminin Olası sonuçları Erdoğan sonrası siyasi zayıf noktalar gibi analiz raporları cemaatin işaret ettiği kuruluş ve çeşitli politik çevrelere iletilmişti. Adnan Hoca suç örgütünün FETÖ sevgisi Adnan Hoca örgütünün PR çalışması yaptığı bazı elemanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekili, gazeteci, devlet içinde etkili ve yetkili kişileri zaman zaman ziyaret ederek Adnan Oktar grubunun propagandasını yaptıkları bilinir. 17-25 Aralık başarısız darbe girişiminden sonra Manisa Milletvekili Selçuk Özden ziyaret eden Adnan Hoca'nın PR elemanları Erdoğan'la FETÖ elebaşı Gülen'in arasının düzeltilmesi için ara buluculuk rolüne soyunmuşlar. Hatta Selçuk Özden Dağı, İsrail televizyonuna çıkarma girişiminde bile bulunmuşlar. Grup evlerinde Oktar'ın 100 senede bir gelen kurtarıcı ve mehdi olarak lanse edilmesi ve buna inanılması şüphesiz Oktar'ın müritlerinden beklediği en önemli istek ve hayali. Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan Adnan Oktar'ın o dönem doktora olan Yeni Akit yazarı Sefa Saygılı, Oktar'ın tedavi gördüğü günlerinde mehdilik denince iliklerine kadar gevşediğini yazmıştı. Adnan Oktar ise Fethullah Gülen'i anlattığı konuşmasında Gülen'i çok sevdiğini ifade ederek o da beni çok sever, Gülen Mehdi'nin yardımcısıdır. Fethullah Hoca kahtani olabilir, bir şey bilmesem söylemem Mehdi'nin yardımcısıdır. Kahtani, hadislerde çok kapsamlı anlatılmıştır. Seyitdir Fethullah Hoca, peygamberimizin soyundandır, Muhammed Fethullah Gülen'dir ismi çok mübarek bir insandır, Mehdi'ye geniş çaplı talebe hazırlayan bir insandır, hazırladı da zaten.'' Henüz BCG belgesini elde edememiştik. 28 Şubat'ta Adnan Oktar'ı dinlemeye almıştık. Hedefimiz Adnan Hoca'nın kaset arşivini ele geçirip olması muhtemel darbeyi önlemekti. Zira bazı üst düzey darbecilerin Adnan Hoca'da kasetlerinin olduğuna yönelik bazı duyumlar almıştık. Kaset arşivini elde edememiştik ancak 1997 yılında Adnan Hoca'nın o dönem büyük bir holding sahibinin kızını hedef alarak yakışıklı ve sözde zengin müritlerini devreye sokmuştu. Kızın düşürülmesi sonrasında sıranın kendisine gelmesini istiyordu. Adnan Oktar FETÖ elebaşı Gülen'in peygamber soyundan olduğu yalanını kendisi içinde kullanmıştı, diyor. Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak.